Şanay İşbirliği Örgütü dünyanın en büyük ve en kalabalık bölgesel kurumu olarak biliniyor. Örgüt 2001 yılında Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan tarafından Şanhay'da kuruldu. Örgüte 2017 yılında ise Hindistan ve Pakistan katıldı. SCO ülkeleri blokun temel ilkelerinden biri olan Şanhay'ın ruhunu rehberliğinde karşılıklı, saygı ve kazan kazan anlayışına dayalı işbirliği içeren yeni bir uluslararası ilişkiler türü geliştirdi. Türkiye'de dış politika analisti Gülruh Gezer, Şanhay ruhu bunun ana kavramları neler diye sorarsanız karşılıklı güven, karşılıklı avantaj, kalite ve karşılıklı istişare diyebiliriz. Şanhay ruhu karar alma fikir birliğine dayanıyor. Özbekistan Gazetecilik ve Kitlesel İletişim Üniversitesi Profesörü Turnus Ali Kuzey, Şanhay ruhu tam anlamıyla eşitlik ve karşılıklı saygı ile SCO çerçevesinde devletler arası işbirliğinin demokratik ve esnek doğasını simgeliyor. Böyle bir işbirliği ruhu farklı medeniyet kalkınma özelliklerine sahip çok sayıda ülke için bir çekim merkezi olabilir. Gözlemciler SCO'nun 21 yılda elde ettiği büyümenin ardından bölgesel barış ve güvenlik için güçlü bir temel oluşturduğunu söylüyor. Özbekistan Gazetecilik ve Kitlesel İletişim Üniversitesi Profesörü Turnus Ali Kuzeyev, Özbek tarafı SCO'yu terörizm ve aşırılık silah kaçakçılığı, organize suçlar ve kitle imha silahlarının çoğalmasıyla mücadelede önemli bir işbirliği aracı olarak görüyor. Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Ulusal Araştırma Enstitüsü Rusya Bilimler Akademisi üyesi Sergey Lukonin, SCO hali hazırda istikrar sağlayıcı bir rol oynuyor. SCO'nun öncelikle örgütün bir parçası olan ülkelerin sosyal ve güvenlik ile sosyal ve ekonomik alanlarında istikrarın korunmasına olanak sağlamada ihtiyaç duyulan bir örgüt olduğuna inanıyorum. Mısır Dış İlişkiler Konseyi Genel Sekreteri Hissam El Zimai, insanların kalkınması için istikrar aşamasından geçilmesi gereken bir dünyadayız. Bu da SCO veya başka herhangi bir bölgesel organizasyonun amaçladığı ana hedefi oluşturuyor. İslamabad'da küresel ve stratejik Araştırmalar Merkezi'nde kıdemli analist Akhtar Nawaz Janjua, SCO bugün büyük olasılıkla tüm dünyanın ortak kaderiyle ilgilenen en büyük çok uluslu örgüt. Bu ortak kader tüm dünyanın müferref, ortaklaşa birbirine bağlı ve herkesi kapsayan kalkınmasını içeriyor. SCO için büyük beklentilerim var. Parlak bir geleceği olduğunu hissediyorum. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. It is the biggest multinational organization which is looking at the shared destiny of the entire world, the prosperous, the common, the cohesive, the all-encompassing progress of the entire world. I have great expectations for MSCO. I feel that it has got a future, a bright future.